5 haftaya damgasını vuran Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belezoğlu ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Klasik bir giriş yapmak istemiyorum. İlk önce ben aklımda bir sorum var. Benim merak ettiğimle başlamak istiyorum. Emre Belezoğlu denince benim aklıma sizin o muhteşem sol ayağınız geliyor. Sol ayağınızla attığınız goller hafızalara kazındı. Hiç bu teknik direktörlük kariyerinizde şu sol ayağımı bir devreye sokacağım dediğiniz bir anınız oldu mu? Aslında tabii teknik adamlık yüksek seviyede futbol oynadıktan sonra kolay değil. Oyuncudan da beklentiniz aynı şekilde yüksek oluyor. Ama aslında bugüne kadar çalıştığım bütün oyuncular vermiş olduğum görevleri samimice çok iyi şekilde yerine getirdiler. Böyle bir an yaşamadım. Yani futbolculuk çok zor bir meslek. Teknik adamlığı tanıyana kadar böyle düşünüyordum. Teknik adamlık daha da zormuş. Ama bazen tabii ki bir sol ayağımı kullanma değil ama bazen oyunun içinde olmak istediğim anlar oluyor. Yönettiğim takımların maçlarında. Bunları birkaç kez yaşadım. Hocam ben merak ettiğimle başladım ama herkesin merak ettiği bir konu var. Medipol Başakşehir'in başarısının sırrı. 5'te 5 yaptınız, yolunuza devam ediyorsunuz maşallah diyelim. Bunun sırrı nedir? Yani bu başarıyı getiren ana faktör nedir? Tabii büyük fotoğrafta bunu büyük bir başarı olarak göremeyiz. Başakşehir zaten genleri itibariyle şampiyonluğu yaşamış. Benim oynadığım dönemlerde devamlı şampiyonluğu oynamış bir takımdı. Üst üste galibiyetlere alıştırmıştı kendisini. Sadece son sene Şampiyonlar Ligi oynadığı dönemde dahi ne yazık ki sıkıntılı bir dönem yaşamıştı. Biz buraya geldiğimizde oyuncuların potansiyelinin farkındaydık ve ilk geldiğimiz günden beri de iyi bir kadromuz olduğunu söyledik. Bunu da dile getirmiştim hatırlarsanız. Biz küçük dokunuşlarla tabii ki onları doğru zamanda, doğru yerde oynatarak, oynatmak istediğimiz oyunu doğru anlatarak. Çünkü artık dünyada futbol başka bir yere gidiyor. Matematiği çok iyi bilebilirsiniz. Ya da herhangi bir futbolu çok iyi bilebilirsiniz. Çok yüksek seviyede futbol oynamış olabilirsiniz. Ama onu anlatma işi, matematiği anlatma işi, futbolu anlatma işi başka bir yetenek. Ben ve ekibim bunu bence özellikle bu son bir ayda arkadaşlarımızı en doğru şekilde kendi analizlerimizi yaparak, rakip analizini yaparak doğru ilerledik. Bunun da karşılığını aldık. Buradaki en büyük gücümüz de oyuncu kalibremiz oldu, oyuncu kalitemiz oldu. Onların bize vermiş olduğu karşılık oldu. Her maçtan sonra kendine teşekkür ediyorum ama bu gelişimde en büyük pay onların. Hocam biz maçlarda hemen sizin kulübenin sağında yer alıyoruz. T bölgesinde. Evet. Ben de genelde sizin diyaloglarınızı çok merak ederim, izlerim. Okoka ile İtalyanca, Lima ile İspanyolca, Gulbrandsen ile İngilizce tercümana ihtiyaç duymuyorsunuz. Kaç dil biliyorsunuz ve bu iletişim becerisi bu başarıda önemli bir rol oynuyor sanırım. Yani sevdiğiniz insanlarla konuşmadan da anlaşabilirsiniz. Bazen hallili devreye girer. Bazen birbirinize bir bakarsınız, anlarsınız ama evet, yabancı dil dünyanın gelmiş olduğu bugün güncel çok değerli, çok önemli. Oyunculara dokunmak, onlarla iletişim halinde olmak benim avantajım. İspanya'da oynadım, İtalya'da oynadım, İngiltere'de oynadım. Bu dilleri biliyorum. 3'te kaldık hocam. 3 diyebiliyorum şu anda. 3 diyelim. Yani hepsini tabii ki mükemmel derece değil ama hani hepsiyle anlatmak istediğimi rahatlıkla onlarla paylaşabilecek kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Ama onlarla beraber ortak dil, ortak hafızanın gelişmesi daha önemli. Yani onlara dokunduğunuzda, onlara bunu karşısına getirdiğinizde, herhangi bir şey anlatmak istediğinizde o samimiyeti görmek ister oyuncular. Kendilerini geliştirecek bir ortamı bulmak isterler ki Başakşehir bu anlamda çok değerli bir yer. Bana da futbolculuğumda çok iyi gelmişti. Teknik direktörlük kariyerim içinde baktığınızda başlangıç sayılabilir. Bana da çok şükür iyi geldi. Ekibime çok iyi geldi. Yani buradaki ortam da gelişmeye müsait. Bizler de onların gelişiminde teknik adamlar olarak buradaki daha önce onların geçmiş olduğu yoldan geçmiş bir büyükler olarak destek olmaya çalışıyorum. Hem saha içinde hem saha dışında. Bunun karşılığını aldığımızı düşünüyorum. İnşallah bu böyle devam edecek. Hocam Aragones, Fatih Terim, Aykut Kocaman, aklıma gelenler, Mancini, çok böyle sayabileceğimiz teknik adamlarla çalıştınız. Ancak Emre Belezoğlu'nun teknik adamlık kariyerinde hangisinin tuzu daha fazla? Hangisi sizi daha çok etkiledi? Futbolculuğuma bu saymış olduğunuzun bütün teknik adamların, çalışmış olduğum teknik adamların katkıları olduğu. Hepsini iyi duygularla anmak istiyorum. Burada tek tek isim, spesifik bir isim üzerinden gitmem doğru olmaz. Diğerine haksızlık olur diye düşünüyorum. Ama teknik adamlık yolunda yine çalıştığım teknik adamlardan çok etkilendiğim isimler de var. Ama güncel teknik adamlarla da alakalı fikirler
kendi ekibimle üretiyoruz. Görüştüklerimiz var. Onlardan fikir aldıklarımız var. Fikir verdiklerimiz var. Yani bu bir gelişim süreci. O yüzden iyi bir başlangıç yaptık. İyi yoldayız. Ama iyi yolda giderken de kendinizi güncellemeniz, kendinizi yenilemeniz gereken süreçler önünüze gelecek. Önce kendi takımınıza, kendi futbolcunuza, sonra kamuoyuna, diğer takımlara, diğer rakiplere. Yani tek başına bir işi yapamazsınız. İyi bir ekibinizin olması gerekiyor. Teşkilatçı olmanız gerekiyor bu anlamda. Hani ben Türkiye'de Başakşehir'e imza attığım ilk günde bu ülkenin yetiştirmiş olduğu en iyi teknik adamlardan birisi olmak istiyorum dedim. Allah nasip ederse o günleri de görürsem zaten onu da paylaşmayı bileceğim dönemleri inşallah hep beraber yaşarız. Çünkü bu tek başınıza yapabileceğiniz, tek başına planlayabileceğiniz, programlayabileceğiniz bir süreç değil. Teknik adam olarak birçok isimden etkilendim ama tek bir isim vermem çok hakkaniyetli olmaz. Haklısınız hocam. Yeni jenerasyon teknik adamlar da çok başarılı. Başta siz, İlhan Hoca, İlhan Palut, Ömer Erdoğan ve sayabileceğimiz diğer isimler var. Bu jenerasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz ve Türk futbolunun gelecek 10 yılına hangi teknik adam damga vurabilir? Yani bu sorunun da tek bir cevabı olsa yani çok yine hakkaniyetli olmayacak. Çünkü gerçekten yani Konya'da İlhan Hoca, işte Hatay'da 2 senedir Ömer Hoca, geçen sene bence Alanya'da Çağdaş Hoca, Okan abi burada şampiyon oldu. Baktığınızda genç bir jenerasyon geliyor ve başarılılar. Onların başarılı olması bizlerin önünün açılması demek. Ve biz Nuri keza Antalya'da şu an bence çok doğru işler yapmaya çalışıyor. Yani her teknik adamın başarısından bizler kendimize bir fırsat çıkarmalıyız. Birbirimizin başarısını bence istemeliyiz genç hocaların. Bu anlamda ben herkesin başarılı olmasını isterim. Ki arkadan gelecek genç hoca adaylarının da önü açılsın. Onlara güven gelsin. Onlar da işe daha fazla dört elle sarılsın. Böyle bakmamız gerekiyor. Ancak birbirimizin başarısından haz alarak geliştirebiliriz birbirimizi. O yüzden hepsinin çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Saydığımız isimlerin başarılarının da devamını diliyorum hepsine. Hocam milli takıma geçmek istiyorum. Dünya Kupası yolunda çok önemli bir virajı atladılar ve şu anda yollarını emin adımla ilerliyorlar. Milli takımın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Jenerasyonu nasıl değerlendirirsiniz? O takımın içinde de kaptanlık yaptığımdan dolayı rahatlıkla konuşabilirim. Çok iyi bir oyuncu kadrosu var. Milli takımımızın iyi bir oyuncu havuzu var. İnşallah hep beraber yani Dünya Kupalarına, Avrupa Şampiyonalarına bence alıştırmamız gerekiyor artık ülkemizi. İnşallah Dünya Kupası'na gidebilecek gücümüzün de olduğunu düşünüyorum. Zor, kolay değil. Rakipler gerçekten dünyanın önemli takımları olarak karşımıza çıkacaklar gibi duruyor playoff'ta. Ama ben oyuncu grubuna güveniyorum. Yeni bir enerji oluştu. Bu enerjiyle beraber de inşallah hep beraber milli takımımızın başarısını hep beraber sahipleniriz. Bir tane milli takımımızın var. O yüzden o takımın başarısı hepimizin başarısı olarak görülmeli. Görüyorum ben şahsen. O yüzden milli takımımıza da başarılar. İnşallah göğsümüzü kabartmaya devam ederler. İnşallah hocam. Biraz önce de bahsettim. Çok iyi bir teknik adam jenerasyonumuz var. Milli takımın başına da Stefan Kuntz geldi. Eleştirildi, takdir edildi. Sizin Stefan Kuntz'la ilgili görüşleriniz nedir? Düşüncelerinizi rica edebilir miyim? Şahsen kendisini tanımıyorum. Yani sonuçta milli takımımızın içinde Futbol Federasyonu'nun görevlendirmiş olduğu o kararı alan kişiler var. Bunlardan bir tanesi de Hamit. Benim de değer verdiğim bir kardeşim, arkadaşım. Onun da başarılı olması demek. Bizlerin yolunun açılması, önümüzün açılması demek. O yüzden kararları veren kişiler onlar. Milli takım olduğunda bence destek olmamız gerekiyor. Kim olursa olsun, isimlerden bağımsız, Türk, yabancı, kim olursa olsun destek olmamız gerekiyor. Tabii ki işler doğru gitmediğinde de karar alan mercilere de destek vermek lazım. Ben şu an yeni biraz önce söylediğim gibi enerji var. Stefan Kuntz'un da oyuncularla ve kamuoyuyla olan ilişkisini açıkçası beğeniyorum dışarıdan. Teknik adam olarak onu eleştirecek, övecek bir açıkçası zaman olmadı. Zaman vermek gerekiyor. Oyunun gelişmesi için zaman vermek lazım teknik direktörlere ki ülkemize ne yazık ki bu anlamda sabırsızız. Bu iklim müsaade etmiyor buna. Ama milli takımda teknik adamlık yapmak, kulüp takımlarına teknik adam yapmaktan çok daha zor. Çok daha kısa süre içinde oyuncularla beraber oluyorsunuz. O felsefeyi onlara aşılamak kulüp takımlarında biraz daha kolaydır. Milli takımda daha zordur. O yüzden milli takım hocalarına çok daha bence sabır ve biraz daha toleranslı yaklaşmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Hocam çok duygusal bir yapınız var.
zaman zaman sizin gözyaşlarınıza da kadar değil. Zaman zaman gözyaşlarınıza da şahitlik ettik. Bu açıdan çok duygusal bir yapınız var. Ha. Emre Belezoğlu futbolcularıyla iletişim nasıldır? Onlara karşı da duygusal mısınız? Daha realist misiniz? Yani futbolun gerçekleri var. Beni tanıyan herkes bilir. Her konuda adil olmaya çalışırım. Sahanın içinde de bu böyledir. Yani bir dönem hem futbolcu, teknik adamlık yaptığım dönemde kendimi oyundan çıkaracak kadar gerçekçi olduğumu düşünüyorum. O yüzden futbolda günün gerçekleri vardır, anın gerçekleri vardır. Oynamak istediğiniz oyunun gerçekleri vardır. Onda karar vermekten hiç bence geri durmamalısınız. Risk almaktan kaçınmamalısınız. Bugüne kadar böyle yaptım. Bundan sonra da değişeceğini çok düşünmüyorum. Hocam en çok ne duygulandırır sizi? Beni ne duygulandırır? Futbol özelinde mi söylüyorsunuz? Genel olarak hocam. Bir tane, bir ben bebeğin, de biraz duygusalım bir bebeğin masum suratı beni her zaman duygulandırır. Herhangi bir bebeğin tertemiz bir suratı beni duygulandırır. Hocam futbola her kademede hizmet ettiniz. Futbolculuk, sportif direktörlük, teknik direktörlük. Bu aşamalardan hangisi sizin için daha zorlayıcıydı? Hangisi de tam Emre Belezoğlu'na uygundu? Tam anlayamadım soruyu. Her aşamada hizmet ettiniz Türk futboluna. Futbolcu olarak, sportif direktör olarak ve şimdi de teknik direktör olarak. Bunlardan hangisi sizi en çok zorladı ve hangisi Emre Belezoğlu'na en uygundu? Yani geçen çok sevdiğim bir büyüğümün ifadesi vardı. Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diye. Galiba ben de bu hayatta en çok futbolcu olmayı sevdim. O yüzden futbolculuğun yeri bende çok başka. Yani futbolculuk en kolayıydı. Çocukluğumun hayaliydi. Fakat teknik adamlıktan da çok büyük keyif alıyorum. Bir dönem spor direktörlük yaptım. O dönem içinde de bence çok faydalı işler yaptık. Beraberce kurmuş olduğumuz futbol koordinasyonu ekibimizle. Onu da es geçmek istemiyorum. O yüzden futbolculuk benim için çocukluğumun en büyük hayaliydi. Allah da bana çok güzel bir kariyer nasip etti. Eğer kendime iyi baksaydım, daha şu anki kafamı 20 yaşındaki vücuduma geçirebilseydim çok daha başka yerlerde olabilirdi. Ama yine de kariyerimin Türkiye üzerinde fena değil olarak görüyorum. Futbolculuk benim için dünyanın en güzel duygusuydu. Sportif direktörlük konusuna gelmek istiyorum hocam. Türkiye'de sportif direktörlüğün tam anlamıyla uygulanabildiğini düşünüyor musunuz? Fikirleriniz nelerdir bu konuda? Sportif direktörlük ortamının çok Türkiye'ye müsait bir ortam olmadığını düşünüyorum ama bu bir ekip işidir. Bulunduğunuz kulübün durumu, konumu, çalıştığınız yönetim kurulu, başkan, kendi ekibiniz, biraz önce söylediğim gibi. Ben elimden geldiğince bulunduğum ortamda herkesin değerini bilerek hareket etmeye çalıştım. Herkesin fikrine değer verdim. Kararları ben alsam dahi. Bu anlamda Fenerbahçe'de bir dönem çalıştığım ekibimizin gerçekten çok, biraz önce söylediğim gibi, değerli işler yaptığına değinmek istiyorum bir kez daha. Ama tabii ki Türkiye'de spor direktörlük birazcık daha böyle transfer işleri, transfer yapma, bir oyuncuyu getirme, bir oyuncuyu gönderme olarak algılanıyor ama futbol ekonomisinin de ne yazık ki bu kadar daraldığı, ülke futbol ekonomisinin bu kadar sıkıntılı olduğu bu dönemde o hesaplamaların da yapılması, kulübün menfaatlerine çevrilmesi, oyuncu satışı, oyuncu gelişi hesaplanması, bunlar da çok değerli hale geldi. Sadece transfer yapmak olarak görülmemeli. Ben Türkiye'de iyi bir ekiple, bir kulüp doğru yapısıyla sportif direktörlük konumunun, koltuğunun önemli olduğunu hala düşünüyorum yani. Hocam devre arası da yaklaşıyor yavaş yavaş. Tabii ki gündem transfer olacak devre arasında. Öncelikle herkesin merak ettiği konuyla başlamak istiyorum. Vişça'nın Trabzonspor'la ismi çok fazla anılmaya başladı. Vişça'nın geleceğiyle ilgili düşünceniz nedir? Tabii ki yani Vişça çok değerli, önemli bir oyuncu. Son 10 senesine bence ülke futbolunda damga vurmuş 3-4 tane oyuncudan bir tanesi. Belki de Başakşehir futbol takımının tarihindeki en değerli oyuncusu. Ben onunla beraber top oynamaktan, şu an hocalığını yapmaktan çok mutluyum. Çok büyük, geldiğimiz günden beri takımımıza katkıları oldu. Ben onunla devam etmek, Vişça'nın takımımızın içinde kalmasını çok isterim ama kulübünde herhangi bir teklif karşısında, ki bize ulaşan bir şey yok şu an için resmi, başkanımıza da dün görüştüm. Bir şeyler olduğunda oturur konuşuruz. Oyuncunun da fikrini alırız. Kulübün başkanı var, yöneticileri var, yönetim kurulumuz var. Bu anlamda tek başına karar almak diye bir şey olmamalı. Burada oyuncunun da fikri, kulübümüzün bakışı, benim oyuna bakışım, hepsi değerlendirilir. Ortak bir noktada, ortak akılda buluşulur.
hem kulübümüz hem Visk adına en doğru kararı veririz. Ama şu an için resmi hiçbir bize ulaşmış tebliğ yok. Yani. İsimler üzerinden gitmeyeceğim hocam. Ancak devre arasında transfer düşünüyor musunuz? Var mıdır takviye planlarınız? Mevcut oyuncu grubumuzun iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Önümüzde daha 6-7 haftalık sürecimiz var. O süreçte de değerlendirmeler yapacağız. Açıkçası herhangi bir bölgeye ya da herhangi bir spesifik oyuncu hakkında bir düşüncem yok. Ama önümüzdeki süreçte olursa bu konularda transparan oluruz. Paylaşırız sizlerle. Hocam çok başarılı bir futbolculuk kariyeriniz var. Saymakla bitmiyor. Türkiye'de de çok genç yetenek var. Siz de çok yakından tanıdığınız isimler var. Futbolcu Emre Belezoğlu'nun veliahtı kim olabilir? Ben bir veliahtım olsun hiç istemem. Veliahtı kelimesi de çok doğru değil. Şöyle doğru değil. Herkes işini o gün çok iyi yapmıştır ve onun yeri bir şekilde dolar dolmaz. Aslında bütün herkesin yeri dolar. Benim de yerim doldu. Birçok büyük oyuncuların da yeri doldu. Ama Türkiye futbolunu Avrupa'da temsil etmeleri oyuncuların, bayrak oyuncu olmaları, milli takımda çok büyük hizmetler göstermeleri benim için çok daha öncelikliydi. Ben bunları Allah'a çok şükür başardım. Benim gibi birçok bunu başarabilecek kalibrede olan şu an mevcutta oyuncular olduğunu da görüyorum. Onların da hep başarılı olmasını isterim. Ama futbol hayatına merkezine, hayatının merkezine koymuş oyuncular ancak bunu başarabilirler. Ben bunlardan bir tanesiydim. Ama bir veliahtım şuydu, veliahtım buydu cümlelerini hiçbir zaman kendime açıkçası layık görmedim. Ama benim seviyeme gelmiş, gelecek çok oyuncu olduğunu düşünüyorum yani. Hocam gençlerden konu açılmışken takımda da çok yetenekli gençler var. Ravil Tagir gibi. Berkay'ı biraz daha önde oynatmaya başladınız. Daha da fayda alıyorsunuz sanırım. İki oyuncuyla ilgili düşüncelerinizi de rica edebilir miyim? Ravil ile ilgili gelişimini nasıl görüyorsunuz? Berkay'ı da yani daha fazla faydalanmaya başladınız Berkay'dan. Bu konuda da düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii hem Ravil hem Berkay çok değerli oyuncular. Genç oyuncularımız var. Emre Kaplan var. Onun gibi ara sıra hat takıma çıkardığımız Batuhan, Yazıcı. Yani bu oyuncular hep bizim geleceğimizi inşa etmek istediğimiz oyuncu profilleri ve çok yetenekliler. Ümit milli takımımızın kadrosundalar. Berkay bence keza A milli takımımızın potansiyel aday oyuncularından bir tanesi oldu diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Ama bunun da geneline bakarsak, büyük fotoğrafa bakarsak Başakşehir burada gerçekten çok model bir kulüp. Yani oyuncuların gelişimi için, oyuncuların tekrar kendi değerlerini bulmaları için çok değerli bir yer. O yüzden oyuncular bence şanslılar. Yani bugün Tolga'nın gelişimi, Mahmut'un gelişimi, gelmiş oldukları nokta bir anda bence tekrar amir takımın kesinlikle potansiyel aday oyuncularının haline geldiler. Deniz Türünç keza öyle amir takım oynamış oyuncu. Tekrar oralara gidebilecek performanslar yapıyorlar. Yani burası kulüp. Hasan Ali için de aynı şekilde şeyi söyleyebilirim. Hasan Ali de geldiğimizde oynamayan bir oyuncuydu. Gelişim gösterdi. Oyuna çok katkısı var. Yani isimleri bazen unuttuğum takım içimizdeki çocuklar varsa onlar kusura bakmasın. Ama takımın genelinde çok ciddi bir gelişim var. Bizim onlara gösterdiklerimiz, kulübün genel ortamı, onlara sağlamış oldukları imkanlar. Bu işte gelişim dediğimiz, iletişim dediğimiz şey tek taraflı olmuyor. Karşılıklı olması lazım. O yüzden ben bu saydığımız Ravil, İşte Berkay özelinden de diğer oyunculara gitmemiz gerekir ise onların da çok gelişimine şahit olduğum için bu beni çok mutlu ediyor. İşte ortak beraber hareket etme isteğinin arzusunun gelişmesi beni çok mutlu ediyor. Takımın son maçtan sonra el ele tutuşup tribüne gitmesi beni çok mutlu ediyor. Yani Allah çok şükür mutluyuz. İnşallah bu böyle devam eder. Ama her maçı da kazanmak için oynayacağız. Ne yazık ki kaybedeceğimiz maçlar da olacak. Biz orada da yine bu bütünlüğü, bu ortak akıllı, ortak isteği, bütünlüğü koruyabilirsek Başakşehir bence yine ülkemizin hep öne oynayan, oyuncu geliştiren takım olmaya devam edecek. En büyük hedefim, arzum zaten burada bu. Hocam ligi sıralama olarak bir hedef koydunuz mu? Nerede bitirmeyi planlıyorsunuz? Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. Her maçı kazanmak için oynamaya devam edeceğiz. Onlar bizim için amaç değil. Amaç bizim her maçı kazanmamız. Oyuna böyle bakıyorum ben. Şu anda da öyle gidiyorsunuz hocam. Bakalım nasip. Dediğim gibi yani ne yazık ki dünyanın en iyi teknik adamları da maç kaybediyor. Hem de çok doğru oyunlar oynayarak kaybediyorlar. Futbolda benim skora odaklandığım anlar var. Ama daha büyük fotoğrafta ben biraz daha oyuna odaklıyım. Oyun sonuçta size büyük maratonda kazandırır. Küçük parçasında bazen kaybettirdiği dönemler olacaktır. Mutlaka bunu da yaşayacağız.
İsterim ki kariyerim boyunca her maçı kazanayım. Ama bu bir temenni olmaktan ileri gitmeyecektir. Eğer ki ömrüm varsa bunu görürüz. Ben her maçı kazanmak için oynayan bir teknik adam olmaya devam edeceğim inşallah. Hocam, kariyerinizle ilgili futbolculuk döneminizde Hacı'nın katkısı çok anlatılır, çok konuşulur. İdmanlardan sonra beraber çalıştığınız. Hacı'nın karakterinden neler aldınız? Şimdiki Emre Belezoğlu'nun Hacı'dan aldıkları neler? Bir de çok klasik olacak ama cevaplamak isterseniz, siz daha önce de söylemiştiniz. Hacı midir, Alex midir? Ya şimdi tabii ben 16 yaşındaydım Galatasaray takımına çıktığımda. Üzerimde orada Hacı kadar diğer futbolcu abilerimizin de emeği oldu. Çok iyi bir kadromuz vardı. Keza başımızda Fatih Terim vardı. O da o dönem enerjisi çok yüksek. Amil takımdan Galatasaray'a gelmiş. Bütün oyuncuları geliştirmek isteyen bir teknik adamdı. Yani o dönem için herkes çok biçilmiş kaftan dediğimiz bir ortamda buluştu ve başarılı bir takım ortaya çıktı. Ben de o dönem içinde, o takım içinde bulundum. Ve benim gelişimimde Hacı'nın katkılarını hiçbir zaman inkar edemem. Beni birebir çalıştırdı. Oyunumun gelişmesi için, agresifliğimin artması için, sağ içindeki doğru tırnak için agresifliğimin artması için geliştirdi. Topu kazanmak için göstermem gerekenleri geliştirdi. Topu saklamam için, şut atmam için, uzun top atmam için bu gelişim sürecinde bana gerçekten çok katkıları oldu. Her şeyden önce çok büyük bir profesyoneldi. Hacı Alex kıyaslamasını bana soruyorlar. İnsanlar taraflar ve taraftarlar öyle bakıyorlar oyuna. Bunu da çok doğal karşılıyorum. Herkes mutlaka birisinin gönlünde çok daha başka yere oturtuyor. Ben ikisiyle de beraber oynadım. Alex Fenerbahçe tarihinin görmüş olduğu en büyük oyuncu. Bence de Türk futbol tarihinin görmüş olduğu en büyük oyuncu da Hacı. Yani ona öyle bakmak benim tarafımdan bir futbol adamı olarak daha doğru. Ama ikisini birbirinden ayırt etmek, ikisinden birini öne koymak, biraz önce hep cümlelerimden bir tanesi, kelimelerimden bir tanesi hep hakkaniyet. Çok hakkaniyetli olmuyor. İnsanlar bu kelimeleri, cümleleri alıp başka yerlere çekiyorlar. Bu da beni rahatsız eder. İkisi de benim için çok değerli, çok büyük oyuncular. Kariyerimde hep benim için değerli olarak kalacaklar. Ama ikisini birbirinden ayırt etmek, birisi daha büyüktü, birisi daha büyük değildi demek farklı yetenekler. Çok doğru değil, doğru değil. Yanlış yere götürür bizi, bu sonuçta bizi yanlış yere götürür. Ama benim kendi çalıştığım oyuncular arasında Hacı'yı hep her zaman başka yere koymuşumdur. Hocam, ben aklımdaki bütün sorularımı size sordum. Bitti mi röportaj? Çok keyifli geçti. Çabuk gitti. Sadece şunu sormak istiyorum son soru olarak. Emre Belezoğlu'nun teknik direktörü olarak zirvesi nedir? Kendisi en son nerede görüyor? Yani ben hiçbir zaman bu işin, yaptığım mesleğin zirvesi olduğuna inanmadım. Futbolculukta da bu böyleydi, teknik adamlıkta da böyle. Başarının bir sınırı yok. Hatta başarısızlığın sınırı var yani. Başarının bir sınırı yok. O yüzden hayallerimize sarılıp, çok çalışıp, işimizi en iyi şekilde icra etmeye çalışacağız. Futbolculuğumda olduğu gibi hayatımın merkezine yine futbolu koymaya çalışıyorum. İyi bir ekibimiz var. Bu bizim için sağlanmış çok güzel bir ortam var burada. Ben başarının bir sınırı olmadığı için benim hayalim, futbolculuğumda birçok kez dile getirdim. Biraz bende kalsın teknik adam olarak. Ama inanın hedeflerimiz, hayallerimiz çok büyük. O günleri görürüz, görmeyiz. Nasibimizde ne varsa onu yaşayacak. Bütün insanlar öyle yaşıyor. Biz de öyle yaşayacağız. Ama çalışacağız. Ondan sonra Allah'a tevekkül edeceğiz. Bu yapacağımız bu şu an için. Tevekkül edeceğiz. Yapmamız gereken bu diye düşünüyorum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Yok. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Her zaman bekleriz. Futbolu konuşmak, sadece futbol oyunu üzerinden değerlendirmek. Ülkemizin bence buna çok ihtiyacı var. Bu sert futbol ikliminde. O yüzden futbolu değerli hale getirecek, birbirimizi itecek, eleştirilerimizin bile bu anlamda birbirimizi itecek, geliştirecek olması gerektiğini düşünüyorum. Herkese sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum. Hocam, çok teşekkürler. Bize zaman ayırdınız yoğun temponuzda. Rica ederim. Teşekkürler tekrar. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belezoğlu yayın konuğumuzdu. Tekrar görüşmek üzere.